İyi günler arkadaşlar. Trigonometride 15. videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde daha önce işlediğimiz konuların genel tekrarından soru çözümü gerçekleştireceğiz. İlk sorumuz 5π bölü 4 ile 3π bölü 2 arasındaki bir açıdan x açısından bahsedilmiş. Buna göre kök içerisinde 1 eksi 2 sin cos eşittir 5 sinüs x ifadesi verildiğinde tanjant x nedir şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar çözümümüze şöyle başlamalıyız. 1 eksi 2 sin cos ifadesinde 1 yerine özellikle bu denklemde bakın şu ifade 1 yerine daha uygun bir ifade seçebiliriz. O da hepimizin bildiği üzere 1 yerine biz sin kare artı cos kare yazabiliriz. Peki devamındaki şunu da unutmayalım. 2 sinüs x kosinüs x. Bu ifade neye eşit? 5 sinüs x'e eşit. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar düzeltecek olursak kök içerisinde aslında bu ifade sin kare eksi 2 sin x cos x ve de cos kare x biçimindedir. Bu ifade de 5 sinüs x'e eşit oldu. Peki şimdi bu ifade dikkatimizi çekmesi lazım. Bakın sinüs x eksi kosinüs x'in nedir bu? Parantez karesidir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi şeklinde. 5 sinüs x'e eşit olduğunu unutmayalım. Şimdi kare ile kök birbirine götüreceğini söyleriz her zaman. Sinüs x eksi kosinüs x. Dikkat edin neyce çıkacağına. Mutlakça çıkacak. Neden mutlakça? Çünkü bu ifadenin pozitif mi negatif mi olduğunu henüz emin değiliz. Ama işte bu ifadenin ne olduğunu burası bize verecek. Arkadaşlar buranın ne demek olduğunu bir anlatmaya çalışalım. 225 derece ile 270 derece. Yani diyor ki şuradasınız. Şu bölgede çalışıyoruz diyor. 225 derece dediği için buraya 45 derece kaldı. Şimdi ben bunu bir uzatayım. Buradaki bilgi size önemli bir bilgi vermek için arkadaşlar. Burada dikkat edelim kim daha büyük? Sinüs mü daha büyük, kosinüs mü daha büyük? Size güzel bir ipucu vereyim. Burası sinüs artıydı. Burada kosinüs artıydı. Yani bu çizgiyi çizmemin nedeni bunun altında kosinüs daha büyüktür arkadaşlar. Bu çizginin de üstünde burası da dahil sinüs daha büyüktür. Demek ki bizim bölgemiz kime ait olan bölge? Kosinüs. Kosinüsün daha büyük bir bölge olduğunu gördüğümüz için bu ifade sin eksi kos eksi çıkar arkadaşlar. Bizim bunu ne yapmamız lazım? Kosinüs daha büyük olduğu için eksiyle çarpmamız lazım. Ya da kosinüsü başa yazmamız gerekir. Demek ki ifade böyle oldu. Peki sonuca gidelim. Ne oldu buradan? Şöyle devam edelim. Kosinüs x eşittir. Karşıya atarsam 6 tane sinüs x oldu. Şimdi tanjantı soruyordu. Tanjant ne demekti? İsterseniz önce her tarafı sinüse böleyim. Bu sefer de aslında neyi bulmuş olalım? Kotanjantı bulmuş olalım. Kotanjant x 6 ama bize unutmayın tanjant x soruldu. Ters çevirirsek 1 bölü 6 cevabına ulaşacağız. Buradaki hedefimiz şurada büyüklük sıralamasını anlamak içindi. O yüzden çok güzel bir soru idi. Bir başka sorumuz da şöyle arkadaşlar. Sinüs a'ya x, kosinüs a'ya y denilen bir durumda aşağıdaki ifadeyi sade haline getirebilir misiniz şeklinde bir sorumuz var. Şimdi bizim bu soruya da başlangıç olarak seçeceğimiz ifade şöyle olmalı. Arkadaşlar biz biliyoruz ki sin kare a artı kos kare a kaçtır? Sin kare artı kos kare 1'dir. Yani başka bir deyişle sinüs a eğer x ise demek ki x kare artı y kare de kaça eşit oluyor bu soruda? 1'e eşit oluyor. Ben şu ifadeyi yakalayabilirim. X üzeri 4 artı y üzeri 4'ü yakalayabilirim. Nasıl? Şu aşağıdaki denklemde her iki tarafın nesini alırsam? Karesini alırsam. Peki gelelim ne olduğuna bakalım. Birincinin karesi x üzeri 4 artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2x kare y kare artı ikincinin karesi y üzeri 4. Neye eşit? Hala 1'e eşit. Peki dikkatimizi çekti mi? Hem x üzeri 4 hem y üzeri 4 hem de 1'i de bu tarafa atalım. Eksi 1 eşit olsun. Bunu da karşı tarafa atalım. Eksi 2x kare y kareye değil mi? Şu ifade tamamıyla elimizde bir de bu. Yani şu üçünü kullanmış olacağız.
Neye eşittir bunlar? Eksi 2x kare y kareye eşittir. Yanında unutmayalım bir de artı x kare y kare vardı. Sonuç olarak biz bu ifadede eksi x kare y kare sonucuna ulaşabiliyoruz. İşte bizim en sade halimiz bu. Ya da x ve y yerlerine değerlerini yazarsak eksi sin kare a ile kos kare a sonucuna ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bir özdeşlik olarak çarpanları ayırma da içerisinde olan bir trigonometri sorusu idi. Yine içinde çarpanlara ayırma olacak trigonometrik özdeşliklerden yararlanacağımız bir soru var önümüzde arkadaşlar. Şimdi sin küp eksi kos küp bölü sin eksi kos ya da artılı ifadesi. Önce isterseniz hatırlatma yapalım. Sizin a küp eksi b küp açılımını bilmeniz lazım. Bu nasıl bir ifadeydi? Küpleri görmezden gelirdik. A eksi b. Sonra birincinin karesi. Buradaki birinci ve ikinci. Birinci ile ikincinin çarpımı. Sadece çarpımı. Ve ikincinin karesi şeklinde açabiliriz. Ya da a küp artı b küpü nasıl açacağız? Küpleri görmezden gelirsek a artı b. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı ikincinin karesi şeklinde düzeltebiliyoruz. Bunları verdik, bunları kullanalım arkadaşlar. Sizin de mutlaka görmeniz gereken ifadeler. Şimdi o zaman yukarıdaki şu ifadeyi bir düzenleyelim. Aynı şekilde söylersek sin x eksi cos x küpleri görmezden geldim. Sonra birincinin karesi sin kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımı sin kos artı kos kare olacaktı arkadaşlar. Bölü sinüs x eksi kosinüs x. Farkındaysanız sadeleştirme gerçekleşti bile. Diğerine geçelim. Şu artılı olan kısmı yapalım. Hemen küpleri görmezden gelirsek sin artı kosu elde ediyoruz birinci iş olarak. Sonrasında birincinin karesi ama eksi birinci ile ikincinin çarpımı ve kosinüs kare x ikincinin karesi bölü yine paydaya dikkat edin arkadaşlar sinüs x artı kosinüs x yine bir sadeleşme gerçekleşti. Peki geri kalan ifadelere bakalım. Burada çok tanıdık bir ifade oldu. Şu ikisinin ne olduğunu biliyorduk. 1. 1 artı sin x cos x ifadesi geldi. Yan tarafa bakalım. Yine sin kare artı kos kare var arkadaşlar. 1. 1 eksi sinüs x kosinüs x ifadesine ulaştık. Bakın çok güzel bir ifade daha geldi. Onlar da birbirini götürdü. 1 artı 1'den sonucumuza 2 olarak ulaştık. Özdeşlikleri kullanarak çarpanlar ayırma yöntemleriyle güzel bir trigonometri sorusu oldu bu soruda. Sıradaki sorumuzda bir ABC üçgenin içerisinde bir ABD üçgeni daha var ve o bölgenin arkadaşlar alanını sormuşlar. Tabii ki burada sorunun amacı alfa cinsinden soruyu çözmektir arkadaşlar. Ona göre çözüm yapacağız. Şimdi nasıl başlamalıyız bir bakalım. A açısı şurada belli 90 derece. Buraya başka bir isim verebilirsek eğer mesela B diyelim. A artı B'nin 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman burası da 90 derece ise buraya da A diyebilir miyim? Tabii ki diyeceğim. Burası da A çünkü toplamları 90 olacaktı. Şimdi bana lazım olan ABD üçgeninin alanı olduğuna göre benim şu iki tane yüksekliğe ihtiyacım var. Yani taban ve yüksekliğe ihtiyacım var arkadaşlar. O zaman mesela buraya x, buraya da y demiş olalım. Şimdi önce A'ya odaklanalım. Şu üçgene odaklanalım. Bakın A açısı üzerinden konuşalım. A açısı üzerinden bakarsak karşısı belli, komşusu bir nevi belli. Yani ne kullanmalıyız ona getiriyorum. Tabii ki karşı ve komşuyu kullandığımız ne vardı hatırlayacak olursak tanjanttı. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. Yani ne oluyor arkadaşlar? Tanjant A eşittir sinüs A bölü X oluyor değil mi? Şimdi tanjantı bu şekilde yazdım. Ama asıl mesele benim için X'i bulmaktı. X neye eşit olur o zaman? Sinüs A bölü tanjant A'ya. Ya da başka bir deyişle bakın neler olacak. Tanjant sinüs a bölü kosinüs a değil midir? Ters çevirip çarpınca sinüs a'lar gidecek ve ters çevireceğim için bakın nereye denk geldi. Yani kosinüs a. Demek ki bu x dediğim şey de kosinüs a. Bir başka teyit arkadaşlar zaten tanjant a diyoruz. Sinüs bölü kosinüsten tanjant a olduğunu da görebiliriz. Peki gelelim y'yi nasıl bulacağımıza.
Şimdi iki tane diklik görüyor muyuz? Görüyoruz. İki tane diklik bir Öklit dersek arkadaşlar normal koşullarda şu yüksekliğimizin karesi yani kosinüsün karesi eşittir tabandaki y ile sinüs a'nın çarpımıydı. Hani her zaman ne derdik? H kare p çarpı k derdik arkadaşlar. O zaman buradan da y'yi bulmuş oluyoruz. Y de kosinüs kare a bölü sinüs a şeklinde önümüze geldi. Şimdi y elimizde hazır. X elimizde hazır. Ne arıyorduk? Alan. Alana geçelim. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı kos kare a bölü sin a bulmuştuk. Taban çarpı yükseklik zaten kos a. Yükseklik bir de bölü 2 vardı. Yani sonuç olarak kos küp a, şunların çarpımı kos küp bölü sin a. Bunu da ters çevirip çarpınca arkadaşlar 2'nin sinüsün yanına gelecek. 2 tane sin a şeklinde bir sonuç bulmuş olacağız. İşte bunu alan olarak birbiri cinsinden yazma üzerine kurulu bir soru olarak görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bir başka sorumuzda ABCD dikdörtgeninde tanjant a'yı sormuşlar. Burada 3 ve 5 görünüyor. Hemen arkadaşlar bu bir dikdörtgen. Demek ki buralar dik olduğunu unutmayalım. Zaten 3, 4, 5 üçgeninde görmüşüzdür. Peki tanjant a'yı bulmanın kolay yolu yok mu? Şimdi arkadaşlar biraz geometri de diyelim. A ise buraya bir isim veriyorum tekrardan B. Az önce de yapmıştık. A artı B'nin toplam açısı 90 derece olduğunu biliyoruz. E burası da 90'sa demek ki benim buraya ne vermem lazım? A. Çünkü toplamları 90. A artı B 90'sa burası da öyle. Peki burası 90 mı? Evet. O zaman buraya A demişsem ben de buraya tekrardan ne diyeceğim? B diyeceğim. Tamamı 90 mı? Evet. O zaman burası B ise buraya da ne diyeceğim? A diyeceğim. Ve bakın çok güzel bir şey oldu. Buradaydı A. Etrafında sayılar yoktu. Ama o açıyı ta buraya kadar getirdik. Ve etrafında çok güzel sayılar var. Bir sürü sayı var. Tanjant A'ya bakalım. Tanjant neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşudan soruyu bitirelim. Tanjant alfa 3 bölü 4 diyebiliyoruz. Sorumuz aslında benzerlik şeklinde açıyı güzel bir yere taşıdık. Öyle bitirdik. Şimdi sıradaki sorumuzda verilen açıları küçükten büyüğe doğru sıralama sorusu var arkadaşlar. Sıralama sorusu yapalım. Şimdi buradaki amaç sıralamayı hatırlamak. Sinüs 195'i ama bizim düzeltmemiz gerekiyordu. Nasıl düzeltecektik? Arkadaşlar bu açı 180 dereceye yakın. O zaman 180'i kullanalım. Zaten unutmayın sıralama yaparken hepsini sinüs ve tanjant yapacaktık. Unutmamalıyız bunu. Sinüs 180 kaç fazlası? 15 fazlası. Bölge olarak önce hangi bölgede olduğuna bakalım. 3. bölgede işareti eksiydi. 180'de isim değişmezdi. O zaman bunun bir sinüs 15 olduğunu anlardık. Şimdi gelelim B'ye. B arkadaşlar ikinci kısım kosinüs 245. Hangi bölgeye düşer 245? Hatırlayın 180'e geçmiş 270'e varmamış 3. bölge. 3. bölgede kosinüsün işaretini gene alıyorum eksi. Peki ne yapacaktım? İsim değişsin mi değişmesin mi? Kosinüsü sinüs yapmam lazım. 270'e göre çözecektim. 270'e göre bakarsam açısal farkı ne kadar arkadaşlar? 25 derece mi? O zaman bu sinüs kaça denk gelecektir? 25'e denk gelecektir. Gelelim C'ye. Tanjant 310. Arkadaşlar yine 310'un 270'i geçtiğini ve 4. bölgede olduğunu hatırlayalım. Bu tanjant 4. bölgede neydi? Gene eksi. 360'a tamamlıyorum. O açısal farkı almak için tanjant 50 yapıyor. Ve D açısına geçtik. D'de de kotanjant 235. 235'in nerede olduğunu hatırlayalım. Şurada mı? Evet. Bu bölgede kotanjantın işareti bakın ilk defa 1 artı geldi. 180'i değil de neyi kullanacağım? Dikkat edelim 270'i. Gerçi çok önemli olmayacak bu bunun için. Artı çıktı çünkü. Ama yine de 270 yapalım ve tanjant ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Farkı 35. Şimdi biz açıları dar açı haline getirdik. Ve sinüs ve tanjant cinsinden yaptık. Şimdi burada sıralamaya geçiyorum. Bir kere 3 tanesi eksi bir tanesi artı olduğu için zaten en büyük değerin D olduğunu görmemiz gerekiyor. En büyüğü D. Şimdi bunu geçtik. Geri kalanlara bakalım. Arkadaşlar önce burada bir sıralama yapalım. Şimdi normal koşullarda eksi olmasaydı ne olurdu? Bir defa tanjant mı sinüs mü daha büyük sorusuna her zaman ne demiştik? C demiştik. Bunu unutmayalım.
Peki şu ikisine bakalım. Sinüs 15 mi, sinüs 25 mi daha büyüktü? Eksiler yokken diye düşünüyoruz, unutmayalım. Sinüs 25, sinüs 15'ten daha büyüktü. Yani sonra B, sonra da en küçüğü A'ydı. Ama bunlar ne halindeyken? Pozitif halindeyken olacaktı. Biz olayı negatife dönüştürünce arkadaşlar tam tersi olacak. Yani C en küçük oldu, sonra B, sonra A oldu. Tabii unutmayalım, her zaman için D en büyüktü. C, B, A ve D sıralaması bizim doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Evet, isim değiştirme değiştirmeme şeklindeki bir sorumuzla yine devam edelim. Şimdi hemen düzeltmeye başlayalım. Sinüs pi eksi x neydi bu? İkinci bölgedeydi. Artıydı arkadaşlar. İsim değişmezdi. Sinüs x idi aslında. Tanjant 270'e bir açı ekliyoruz. Dördüncü bölgede eksiydi. İsim değişti. Ne oldu? Kotanjant x oldu. Bölü kosinüs 180'e bir açı ekleniyor. 180'e açı eklenirse 3. bölgedeydi. Eksiydi, unutmayalım. İsim değişmez. Kosinüs x olur. Ve kotanjant 2 pi eksi x. Yani 360'tan çıkarılıyor. Gene isim değişmez ama son bölgede olduğu için eksiydi. Kotanjant x olurdu. Eşittir 1 bölü 2. Dikkatimizi çekerse eksi kotanjant x'ler direkt gitti. Ne bulduğumuza bakalım. Ne bulduk arkadaşlar? Eksi tanjant x eşittir 1 bölü 2. Yani tanjant x'in eksi 1 bölü 2 olduğunu bulduk. Ne sorduğuna bakarsak kosekant sorulmuştu. Yani ne demekti kosekant arkadaşlar? 1 bölü sinüsü sormuş. Ne yapalım? Hemen bir üçgen çizelim. Tabii ki bölgeyi vermediği için eksiye şu anda dikkat etmeyeceğiz. Tanjant 1 bölü 2, burayı kök 5 buluyoruz ve sinüse geçelim. Sinüs bir, neydi arkadaşlar? 1 bölü sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 5 idi. Bunu da ters çevirip çarparsak sonucumuza ulaşacağız. Kök 5. Eksi 1 bölü 2 demesi tanjantın aslında 3. bölgede artıydı. 4. bölgede ve 2. bölgede olabileceğini simgeler. Eksi olduğu için bu iki bölgede. Peki sinüs arkadaşlar bu bölgelerde ne? Burada artı, burada eksi. Yani burada artı, burada eksi. Yani dediğim gibi bu sonuç da çıkabilir, bu sonuç da çıkabilir. Yani işaret için şu anda net bir şey söylemiyoruz. Her bir türlü sonuca bu şekilde ulaşmış olacağız. Bir başka özdeşlik sorumuz. X açısı 0 ile 90 derece arasında kök içerisindeki bu ifadelerin sonucu nedir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar kök içerisinde olması önemli değil. Zaten bizim bunları mutlaka eşlenikleriyle çarpıp daha düzgün bir hale getirmemiz lazım. Yani bunu ben kökün içinde 1 artı kosinüs x ile, bunu da 1 eksi kosinüs x ile çarpacağım. Sonuç olarak ne geleceğine bakalım. Bununla bunu çarparsam 1 artı kosinüs x'in nesi olacaktır? Karesi bölü 1 eksi kos kare olacaktır ifade. Artı diğeri için de yapalım. 1 eksi kos x'in karesi gelecek. Bölü paydada da 1 eksi kos kare olacak. Şimdi basit şeyler oldu. 1 artı kos x kare ile kök birbirine götürürse 1 artı kos x direkt çıkar arkadaşlar. Şurası ise dikkat edelim. Şimdi 1 eksi kos karenin biz ne olduğunu biliyorduk. Sin kare. Daha da basitleşti. Sin kare de kökten çıkabilir. Ne olarak? Sinüs olarak. Birinci bölgede çalıştığımız için mutlak değerlere ihtiyaç duymadık. Kare ile kök gene birbirini götürdü. Burada da 1 eksi kos x kaldı. Bölü. 1 eksi kos kareyi az önce de söylemiştik. Neydi? Sin kareydi. Yani burası da dışarıya sinüs x olarak çıkar. Bir gördük ki paydalar da eşit. Çok güzel oldu. 1 artı kos x artı 1 eksi kos x bölü sinüs x oldu ifademiz. Kosinüsler sadeleşince ne bulduk arkadaşlar? 2 bölü sinüs x ya da başka bir deyişle 2 kosekant x diyebiliyoruz cevabımıza. Şimdi sırada 2 sin artı kos eşittir kök 3 ise tan kare artı 4 tan x eşittir nedir şeklinde biraz daha üst düzeyde bir sorumuz var. Bunun nasıl çözüleceğine bakmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar sinüs ve kosinüs varsa o zaman ben şimdi burada ilk etapta bu ifadenin karesini almayı tercih edeyim. Alalım. Birincinin karesi 4 sin kare x artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 sinüs x kosinüs x olsun artı ikincinin karesi de kos kare x olsun eşittir
3 olur mu? Olur arkadaşlar. Şimdi burada ne yapalım? Şimdi ben tanjanta gitmek istediğim için bu denklemde bütün ifadeyi arkadaşlar kosinüs kareye bir bölelim. Kosinüs kareye bölelim. Evet, bu şekilde bir ifade yaptık. Şimdi sin kare bölü kos kareden 4 tane tanjant kare elde ettik mi? Evet. Buradan birer sadeleşti. Bakın 4 sin bölü kos, yani bu da 4 tanjant x demek oldu. Artı burası 1 eşittir 3 bölü kos kare x. Burası kos, kos kare x. Şimdi bir dikkat edelim bakalım neler oldu. Tan kare x artı 4 tan x arıyorduk. Aslında ifademiz burada var farkındaysak. Bir tane tan kare x'i buradan alayım. Tan kare x artı bu 4 tan x'i de buradan alayım. Eşittir diyelim arkadaşlar. 3 bölü kos kare x. Şimdi ben 4 tan kare x'ten bir tanesini bırakırsam bana kaç tane kalacaktır? Bu tarafa atacağım onu. 3 tan kareyi bu tarafa atacağım. Artı, pardon, eksi 3 tan kare x olacak. Bir de 1'i de karşıya atalım arkadaşlar. Eksi 1. Aradığım ifadeyi buldum mu? Buldum. Şimdi sadece bu işlemi çözmeye çalışacağız. Peki çözümümüze bakalım. 3 bölü kos kare x. Sonrasında tanjant neydi arkadaşlar? O da 3 çarpı tan sin kare bölü kos kare x idi. Yanında eksi 1 var. Dikkat edelim. Şurada paydalar eşit olduğu için 3 eksi 3 sin kare x bölü kos kare x geldi. Eksi 1 var. 3 parantezini alırsam 1 eksi sin kare x bölü kos kare x oldu. Eksi 1'i hala unutmuyoruz. 1 eksi sin kare neydi arkadaşlar? Kos kare dediğinizi duyar gibiyim. O zaman bunlar sadeleşti. Bakın sadece 3 eksi 1'den 2 gibi bir sonuca ulaştım. Zor diyebileceğimiz bir soruydu. Böyle bir soruyu da alıp bu şekildeki ifadeleri görmenizi sağlamaya çalıştık arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.